Dostlar selamlar herkese. Yine biliyorsunuz ki Galatasaraylı basketbolcu Rıdvan'ın sistemini Gaming Enter'den alacağız. Tek tek böyle raftan parçaları toplayıp ondan sonra ofise girip sistemimizi birleştirip Rıdvan'la buluşacağız. Evet. Güzel bir sistem olacak. Güzel bir sistem olacak. Heyecanlıyız. Sonuçta ben de Galatasaraylıyım. Evet. Şimdi Rıdvan'ın sistemini beraber test edeceğiz arkadaşlar. Her şeyini topladık biliyorsunuz. Teslim etmeden önce istiyorum ki hani ağır bir oyunda bakalım ne oluyor, hangi performans oluyor, onu bir göstermem lazım size de. Sonra Rıdvan değil misin? Sıkıntı var böyle bakmamız lazım her şeyine yani. Şimdi 144 Hz'de oynuyoruz arkadaşlar. 2560x1440 2K'da performansımıza bakacağız. Aynı zamanda bütün ayarlarım en yüksekte olacak. Ray Tracing kapalı, DLSS de kapalı. Tamamen soft bir şekilde testimizi yapmış olacağız. DLSS açsam burası en az 140-150 olacaktır ama şu an için ekstra bir şey yapmaya gerek duymadan oynayacağız bakalım. Burası benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi ama kafamda kulaklığım yok. O yüzden ölürsek de artık çok kusura bakmayın. Adam pusmuş oraya. Burada pusuyorlar deli olurum abi. Burada senin pusmaman lazım. Burada senin koşman lazım. Anlık olarak 98-100 civarı bir FPS alıyoruz arkadaşlar. Bomba atacak kesin buraya. Ya. Anlık olarak ekran kartı sıcaklığı 73 derece, işlemci sıcaklığı da 70-67 seviyesinde değişiklik gösteriyor. O öldü herhalde. Burada. Koçum benim. AWP ile atışı diyor herif. Burası temiz. Sıkıştır. Hey yavrum be! Bir tane daha indirirsem eğer ölmeden sağlam bir 4x yapmış olacağız. Hadi bir şansımıza. Resmen gafil avladı. Güzel. Ve arkadaşlar sistemimizi topladık. Rıdvan Öncel Galatasaray'ın şu anda profesyonel basketbol takımında oyun kurucu olarak görev yapıyor. Rıdvan Öncel. Rıdvan tepede boş kaldı. Bir şut da kullanıyor Rıdvan Öncel'in üçlüğü. Ben de kendisiyle görüştüm. PC Garaj'dan bahsettim kendisine. Dedim ki ya böyle şeyler yapabiliyoruz. Evet, daha önceden Çağatay Akman'ı yaptık. Yayıncı arkadaşlarımıza yaptık. Buradan Çağatay'a selam olsun izliyorsa eğer. Uçak mühendisini yaptık, doktorlara yaptık derken bugün de nasip Rıdvan'aymış arkadaşlar. Şimdi kendisini orta segment bir sistem topladık. Bunu da neden olarak söyleyeyim. Hani bu bir tamamı böyle şey olarak sponsor olarak lanse edilmesin. Rıdvan bunu dedi ki benim bu kadar bütçem var. Ne yapabiliriz diye sordu. Biz de ona göre iyi bir sistem ortaya çıkartmış.
çalıştık arkadaşlar. Bu arada güzel bir haber vereyim Uğur. Şimdi arkadaşlarımız mesela Galatasaray'ın basketbol muhabbetinden bahsettim ya. Rıdvan da dedi ki ya hocam dedi ben dedi bir arkadaşlar jest yapabilirim. Bak sizin için çalışıyorum yemin ediyorum ha. Ne dedi biliyor musun? 10 kişiye dedi Galatasaray basketbol maçından bilet ayar vereceğim dedi. Al söyleyemedim. 10 kişiye Galatasaray basketbol maçından bilet ayarlayacağım dedi. Bu 10 bileti de şöyle vereceğiz. Galatasaray basketbol maçına gitmek istiyorum çünkü şundan dolayı gibi ufak bir yorum yazarsanız arkadaşlar o yorumlar arasından 10 arkadaşımızı seçip onları da basket maçına götüreceğiz. Ben de gelebilirim. İnşallah beraber denk geliriz o günde. Böyle güzel bir anımız olmuş olacak. Şimdi Rıdvan'a sistemi teslim etmeden önce birazdan yola çıkacağız. Beraber buluşacağız falan derken hangi parçaları kullandım onu söyleyeyim. Birincisi abi ekran kartı olarak Asus'un RTX 3060 12 GB'lık versiyonunu kullandık. Çift fanlı yapıda geliyor. 3 fanlı değil. Aslında bu kasa 3 fanlı gider miydi? Giderdi. Ama birazcık abi bütçe meselesi olduğundan dolayı elimizden geldiği kadarıyla maksimum performansı zorlamaya çalıştık. RTX ve DLSS'den zaten Rıdvan kolaylıkla yararlanabilecek. Diğer tarafta arkadaşlar anakart modeli Prime serisinden B660 MK versiyonu DDR4. 2 tane RAM slotumuz var. 64 GB'a kadar yükseltme yapabiliyoruz. Ve 2 tane de M.2 slotumuz var. Yine fiyat performans anlamında sisteme yakışan bir anakart diyebilirim. İşlemciden bahsedeyim. Soket yapımız LGA1700. İçerisinde Intel'in 12. nesil i5-12400F işlemcisi var. Bu da 3060'la beraber güzel bir ikili oldu. Diğer tarafta 512 GB M.2 SSD'miz var. Rıdvan'a bu yetmezse sonradan kendisi bir hard disk olur, SSD olur, bir şey yapar. Sistemi ilave yapabilecek. M.2 de takabilir. RAM olarak da Xpeed'in Gamix D30'larını kullandık. 16 GB olarak bilginiz olsun. Son parça ise PCU tarafında arkadaşlar. Asus TUF 750 W 80 Plus Bronze sertifikasına sahip bu arkadaşı da sistemde görevlendirdik. Kasamızda zaten milli kasa oldu artık. Belki de kaç sistem oldu bilmiyorum da bayağı GT301 kullandık. Hala da kullanmaya devam ediyoruz. Ey Asus, size sesleniyoruz. Tamam milli kasamız oldu güzel eyvallah ama bir ikinci versiyonu çıkarsak mı be nasıl olur hani yenilenmiş bir şey falan güzel olur bizim için bir yenilik katar. Yakında da gelecek diye duydum. Şu an bir şey bilmiyorum bakalım. Bir dakika bunu diklemesine koyacağız herhalde. Yatamasına girmiyor. Şöyle koyacağız herhalde. Emin olamadım. Şurası içine kaçtı. Tam böyleymiş doğru. Rıdvan'ın monitörü arkadaşlar. 1MS 165 Hz ve IPS panel. Ayrıca bunu da özellikle seçtik. Gaming kentlerinden bütün parçalar alındı. Yüklemeye hazırız. Şansın varsa İstanbul için bir trafik falan 4.5 litre benzin ortalaması var. Aynı bir şey şansım oldu. Hibrit'te o kadar memnun kaldım ki şerit takipçinin falan filan evet. Çok rahat bir araba. Özellikle şey çok ya abi işte yani yakıt değil.
Yani şu anda en önemli. Zaten elektrik. Aynen. Ondan sonra trafiklerin hepsinde elektrik. Ondan sonra şey yapınca benzine geçiyor ama işte yani yakıt konusunda bayağı iyi. Ve dostlar, Rıdvan'a sistemini teslim etmiş olduk. PC hocası Garaj 12'nin son videosu olmuş oldu. 13'te inşallah bir sonrakine görüşeceğiz diyelim. Eğer ki sizin de aklınızda böyle farklı meslek gruplarına yer alıyorsanız, üst segment sistemler toplamayı planlıyorsanız, bu custom olur, normal olur, bize ulaşabilirsiniz. Biz burada sistemlerinizi toplayarak sizlere teslim ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Biz kaçar.